İki gün sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Pek çok coğrafyada kutlanan bu günü kadınlardan oluşan bir ekip olarak biz de es geçmek istemedik. Dizi TV'de bu hafta Türkiye'nin ve ATV ekranının en başarılı kadın televizyon programcılarını sizlerle buluşturuyoruz. Müge Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Biz Dizi TV olarak 5 kadından oluşan bir ekibiz ve haliyle de kadınların iş dünyasındaki, yaşamdaki başarıları bizi çok mutlu ediyor. Siz de Türkiye'nin en başarılı kadınlarından birisiniz. O yüzden de size sormak istiyorum. Sizce kadının gücü ve başarısı nereden geliyor? Doğa aslında dişinin üremesi üzerine kurulmuş. O yüzden dişiye zaten ben bir yaratılışta bir güç verildiğini düşünüyorum. Bu daha dayanıklı olmak, sabırlı olmak. Hı-hı. Çünkü çocuk yetiştiriyorsun. Evet. Acıya daha dayanıklı olmak. Hı-hı. Bir de bence kadının gücü bir araya gelmesinde. Hı-hı. İşte nasıl mesela söze başlarken biz 5 kadın dediniz. Evet. Eğer kadınlar birbirlerini desteklerlerse, hı-hı, evlerinde de, mahallelerinde de, kentlerinde de, ülkelerinde de kadınlar bir araya gelirse kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir güçlük yok. Buna çok inanarak söylüyorum. Ben Fatma teyzeyi çok sevdim. Onun aslında hayata tutunma duygusunu çok sevdim. Çok zor şeyler yaşamış. Keşke onun için elimizden çok daha fazlası gelse. Yüzü gülsün istiyorum. Ama öyle bir tek düğün gecesi kadınla karşılıklı oynamakla olmuyor. Hayat devam ederken kadına nasıl davrandığınız çok önemli. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Kadının içindeki güçle başarıya ulaşması için çaba ve emeği gerekiyor. İnsanlara kendinizi sevdirin. Asla geri dönmeyin. Hata yaparsanız bunu görün. Telaffuz etmeyin ama siz bilin. Doğru eleştirileri başınızın üstüne koyun. Ha, bu arada çok güzel bir laf vardır. Atılan taşlara basa basa yükseldim ben diye. O da doğrudur. Gerçek dostlarınız olsun. Özgüveniniz yüksek olsun. Bir iş yapıyorsanız çok çalışın, çok çalışın, hep çalışın. Söyledikleriniz bana şunu hatırlattı. Kızlar, gözünüzü seveyim, kaçmayın. Ananız babanız arkadaşınızla değilse evlenmeyin. Bak, görüyor musun? Anası babası olmadığı için kaynana nasıl yürüyor? Türkiye'nin en sevilen kadınlarından biri olan Esra Erol, kadının gücü ve başarısının sırrını bakın nasıl açıklıyor. Kadının gücü ve başarısı bir kere kadın olmaktan geliyor. Çünkü biz kadın olarak hayatın her alanında daha fazla efor sarf etmek zorundayız. Daha fazla çözüm üretmek zorundayız. Daha fazla mücadele etmek zorundayız. Sanırım bu bizim kodlarımızda var. Hayatınızı sürdürebileceğiniz, birikim yapabileceğiniz, kendinizi bir nevi garantide tutabileceğiniz bir şeyleriniz, bir uğraşlarınız olsun. Bu kadar yaşamınızı bir adamın ellerine, kollarına bırakmayın. Üzerine sözler söylenen, filmler yapılan bir konuyu bu kez de biz konuşalım istedik. Kadınlar ne ister? Ne istediklerini bilmiyorum ama asıl olan hiçbir şey istememeleri. Yani eğer hiçbir beklentin olmazsa kimseden, o zaman gayet mutlu olursun. Yani ne istiyorsan kendin yapacaksın, kendin ortaya koyacaksın ve yaptığına da yetineceksin. Hayattan, karşındakinden, ondan bundan bir şey beklediğin zaman onun sonu hayal kırıklığı. Ama beklemeden senin karşına bir şey gelirse de mutlu olursun, sevinirsin. Hiçbir şey beklememek gerekiyor. Beklenti insanda mutsuzluğa yol açıyor. Aslında hepimizin her şeyi yapabilecek güce sahibiz biz. Yani yeter ki ona inanalım. Hepimiz güçlüyüz. Hepimiz aynı yeteneklerle dünyaya geldik. Yani birimiz bir konuda daha yetenekliyiz, birimiz bir konuda daha yetenekli. Ama her şeyi yapabilirim. Niye yapamayacakmışım? İnsanım ben. Ben insanım. Esra Erol, kadınlar ne ister mevzusunda aslında olması gereken bir durumun altını çiziyor. Aslında insan olarak gerçek anlamda ne bekliyoruz? Bu bizim için çok önemli. Her zaman anlayış bekliyoruz. İletişim de olmayı istiyoruz ve diliyoruz. O iletişim çok önemli. Ben buna çok hani kadın ve erkek olarak da bakmıyorum. İnsan olarak aslında ne istediğimiz önemli. Her ikimiz de bu dünyada var olan, aynı eşit şartlarda olan varlıklarız. Sanırım anlaşılmak ve iletişimde olmak ve saygı duyulmak istiyoruz.
Hem ayakların üzerine dur hem de çocukların başında ol Merve. İkisini aynı anda yapabilirsin. Bunu yapan milyonlarca kadın var. Adam gibi adam olsaydı sizinle bir hayat kurmak isteyen biri sizin ailenizle, evlatlarınızla tanışmak isterdi. Sizin kaçmanıza fırsat vermezdi. Kaçtıktan sonra aman siz televizyona çıktınız şimdi tanışmaktan vazgeçti. Bu sadece bir bahane. Kadına şiddet tüm dünyanın kara lekesi. Bu sorun hepimizin ve herkese çok iş düşüyor. Kadınlar çiçektir diye bir deyim vardı Müge Hanım geçmişte, fakat demode oldu bu deyimler. Kadınlar çiçek değildir. Her birimiz insanız ve insan gibi muamele görmek istiyoruz. Kadına şiddetle alakalı her olayda da eminim ki sizler de çok üzülüyorsunuz. Bizler de çok üzülüyoruz her gördüğümüzde. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Söylemlerden öte artık bu konuda eyleme geçilmeli ve ben bunun eğitiminin ailede verildiğine inanıyorum. Eğer ailede böyle bir eğitim alınamıyorsa da okul öncesi eğitimden itibaren hem kız çocuklarının hem de erkek çocuklarının bu konuda doğru bilgilerle yetiştirilmesi gerektiği inancındayım. Biz öldüren sevgi istemiyoruz. Şiddetsiz, eşit ve özgür bir ortamda doyasıya yaşamak istiyoruz. Biz kravat taktığı için indirim istemiyoruz. Yaşam hakkını elinden aldığı için katiller hak ettiği cezayı sonuna kadar çeksinler istiyoruz. Mutlu sonlar sadece kitaplarda, filmlerde kalmasın. Gelin hep birlikte, en çok da siz erkeklerle kadına karşı şiddete dur diyelim. Farkındalığımızı arttıralım. Omuz omuza mücadele edelim. Eril şiddetin her türlüsünü, kadınların önüne örülen duvarları birlikte yıkalım. Bu mücadelede birlikte olup şiddetsiz bir toplum ve yarınlar için sesimizi hep beraber yükseltelim. Kadına şiddet mevzusunda özellikle erkek çocuğu olan ebeveynlere çok iş düşüyor. Zahide Yetiş gelecekte her şeyin güzel olmasını umut ediyor. Kızım da olsa oğlum da olsa aynı şeyi söylerdim. Mert bir delikanlı olsun, efendi olsun, saygılı olsun, kültürlü olsun. Diyorum ki oğlum kimsenin kalbini kırma, senin de kalbini hiçbir kız kıramasın. Kimseler kalbini kıramasın. Hani inşallah kardeşten yakın dostların olsun hayatta. Ve inşallah hem yeteneğinin hem kalbinin götürdüğü yerde seni çok güzel bir meslek bekliyor olsun. Ve onu sonuna kadar yap, yaşa. Esra Hanım, Allah bağışlasın, iki tane erkek evladı olan bir anne olarak ben size sormak istiyorum. Çocuklarınıza neler öğütlüyorsunuz? İki erkek çocuk yetiştiriyorum. Yani bir kere benim sorumluluğum bence çok daha fazla. Yani bu topluma saygılı, insanlara saygılı, her zaman dualarımda olan merhametli ve vicdanlı çocuklar olması konusunda hem öğüt veriyorum hem de onların öyle olması konusunda dikkatli ve özenli davranıyorum. Bu konuda böyle bilinçaltına böyle ince ince işlemeler yapıyorum. Onlara sahip olduğum için çok şanslıyım ama onlar da bu toplumun bireyi. İnşallah onlar da kendi kanatlarına uçtuklarında, kendi hayatlarına baktıklarında iyi iki evlat yetiştirmişim diyebilirim. Hepimizin hayatında bize emek veren, arkamızda dimdik duran, varlığını, dostluğunu esirgemeyen kadınlar var. Şimdi onlara teşekkür etmenin tam zamanı. Hayatta çok favori kadınım var, beraber çalışma arkadaşlarım var. Yıllardır bana dostluk, arkadaşlık eden, yanımdan ayrılmayan yine kız arkadaşlarım var. Ama hayattaki en favori kadınım benim de annem. O yüzden annemin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bir gün amacım onun gibi olabilmek. Ne zamansa artık. Onun gibi olabilmeyi çok isterdim. O yüzden benim en favori kadınım o. Adı üstünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Zorluklarla mücadele eden, ne bileyim gözünün yaşı dinmemiş, hayatta bin bir türlü dert başına gelmiş ama ona rağmen her seferinde ayağa kalkmayı bilmiş bütün kadınları takdir ediyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, hiçbir zaman pes etmeyen, hep mücadele eden, üreten, yetiştiren, çalışan, evladını topluma faydalı bir birey olarak yetiştiren her kadın benim yani başımın tacı. Hepsi benim favori kadınlarım. Yani şu şu diyerek kimseye de haksızlık yapmak istemem. Ama ben yüreği güçlü, bileği güçlü, sözü güçlü her kadının gerçekten büyük hayranıyım.
Tabii ki hepimiz sevilmek istiyoruz. Değer görmek istiyoruz. Sen kendi ayaklarının üzerinde duran, kendi parasını kazanan, kendisi ve çocukları için yaşayan bir kadınsın. Öyle de olacaksın. Sevgili Müge Anlı, Zahide Yetiş ve Esra Erol'a bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyor. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. İyi ki varsınız. She's like a rain.